Merhaba arkadaşlar, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere 5. üniteden, sözcük türlerinden, karma testlerle ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda giriş sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil olarak kullanılmıştır diyor. Şehrin girişi tarihi yapılarla kaplanmıştı ifadesinde, bakın burada giriş sözcüğü bir yer adı olarak kullanılmış. O yüzden isimdir. Aynı zamanda şehrin girişi, bakın belirtili isim tamlaması kurmuş. Bu yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Fabrikaya giriş yan sokaktandır ifadesinde yine giriş sözcüğü bir yer adı olarak kullanılmış. O yüzden burası da isimdir. C seçeneğini elemiş olurum. Okulun girişi bugün çok kalabalıktı ifadesinde yine giriş sözcüğü, bakın burada bir yer adı olarak kullanılmış. Bu da isim görevindedir. Bu da bakın okulun girişi dediğimde belirtili isim tamlaması kuruyor. O yüzden D seçeneğini elemiş olurum. Köyün girişinde ağaçların şarkısıyla karşılandık ifadesinde giriş sözcüğü burada da bir yer adı olarak kullanılmış. O yüzden bu da isimdir. Aynı zamanda bakın köyün girişi demiş. Bu da belirtili isim tamlaması kurmuş. O yüzden ben E seçeneğini elemiş olurum. Ama B seçeneğine baktığımda ise bana hayattaki en büyük işlere bile giriş diyordu ifadesinde buradaki giriş sözcüğü arkadaşlar girişmek yani başlamak anlamında kullanılmış emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil olarak karşımıza çıkar. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde da iki de da iki cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır? Salonda konferansı dinlemeye gelen büyük bir kalabalık vardı. Büyük bir kalabalık neyin içindeydi arkadaşlar? Salonun içinde. Görmüş olduğunuz gibi DDA2 burada cümleye içinde anlamı katmıştır. Çöpte epeyce kıymetli evraklar bulundu. Kıymetli evraklar neredeydi? Çöpün içindeydi. Bakın burada da DDA2 cümleye ne anlamı katmış? İçinde anlamı katmıştır. C seçeneği dursun. Cebinde geçen haftadan kalan kağıtlar vardı. Kağıtlar neyin içindeydi? Cebinin içindeydi. Bakın D2 de burada cümleye ne anlamı katmıştır? İçinde anlamı katmıştır. Sürahide daha önceden kalan su vardı. Su neyin içindeydi? Sürahinin içindeydi. D2 de yine burada cümleye ne anlamı katmıştır? İçinde anlamı katmıştır. C seçeneğine baktığımızda ise masada yırtılıp atılmış birçok kağıt vardı cümlesinde. Kağıtlar neredeydi? Masanın üstündeydi arkadaşlar. D2 burada cümleye ne anlamı katmıştır? Üstünde anlamı katmıştır. O yüzden diğerlerinden farklıdır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Çıkma, ayrılma, durum eki, dendan eki bazen sözcüğün anlamını değiştirerek yapım eki özelliği kazanabilir demiş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örneklendirecek bir kullanım vardır? Sabahtan beri yeni romanı üzerinde çalışma yapıyor. Bakın burada dendan ayrılma hal eki fakat sözcüğün anlamını değiştirmemiş. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Orhan Pamuk'un romanından bazı bölümler okudu bize. Burada da dandeneki ayrılma hal ekidir. Burada da roman kelimesinin anlamını değiştirmemiş. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Buradan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmemişti cümlesinde. Dandeneki bakın ayrılma hal eki olarak kullanılmış. Burada da sözcüğün anlamını değiştirmiyor. Yani işaret zamirinin anlamını değiştirmemiş. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Kulaktan kulağa yayılan efsaneyi dinleyince büyülenmişti cümlesinde. Yine tan eki arkadaşlar ayrılma hal ekidir. Burada da bakın sözcüğün anlamını değiştirmiyor. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda ise sıradan insanın yazdıkları özel bir anlam taşımaz. Arkadaşlar bakın burada sıra isim. Dan nedir burada? İsimden isim yapım ekidir. Neden? Şundan dolayı. Sıra sözcüğü aynı çizgi üzerinde yan yana ya da art arda dizilmiş olan şeylerin ya da kimselerin tümüne biz ne diyoruz? Sıra diyoruz. Ama sıradan dediğimde ise basit anlamına gelir. Burada sıradan insan diyerek neyi kastetmiş? Günlük hayatta karşılaşılan normal insan tipinden ya da önemli bir özelliği olmayan, önemli bir mevki edinmeyen bir insan tipinden bahsediyor.
Görmüş olduğunuz gibi dan eki burada anlamını değiştirmiş ve yapım eki olarak kullanılmıştır. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dan eki cümleye sebep anlamı katmamıştır diyor. Bize kızdığından dünkü yemeğe katılmadı. Yemeğe katılmaması sonuç. Peki hangi nedenden dolayı katılmamış? Kızdığından dolayı. Bakın den eki burada cümleye sebep yani neden anlamı katmıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Sınava iyi hazırlanmadığından düşük not aldı. Düşük not alması sonuç. Peki neden düşük not almış? İyi hazırlanmadığı için düşük not almış. Bakın burada da dan eki cümleye ne anlamı katmış? Neden yani sebep anlamı katmıştır. O yüzden B seçeneğini de elemiş oluruz. C seçeneği dursun. İlhan amcamın yorgunluktan gözleri kapanıyordu. Gözlerinin kapanması sonuç. Peki hangi sebeple gözleri kapanıyordu? Yorgunluktan dolayı. Bakın burada da dan eki cümleye sebep anlamı katmıştır. O yüzden D seçeneğini de elemiş oluruz. Yazarın dili ağır olduğundan romanı pek anlayamadım ifadesinde pek anlayamaması sonuçtur. Peki romanı neden pek anlayamamış? Çünkü yazarın dili ağırmış bundan dolayı. Demek ki görmüş olduğunuz gibi burada da sebep anlamı katmıştır. Yani neden anlamı katmıştır? Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. C seçeneğine bakacak olursa bize senin konuyu dile getirdiğinden söz etti ifadesinde. Bakın buradaki deneki arkadaşlar neden anlamı katmıyor? Neyden söz etti anlamına geliyor. Yani hangi konuyu anlattı? İçerik olarak yani konu olarak neyden bahsetti anlamına gelmiş. Sebep sonuç bildirmiyor. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Küçültme ki cik cik bazen küçültme anlamından sıyrılarak somut adlar türetir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örneklendirecek bir kullanım yoktur diyor. Otobüsle giderken gelincik tarlalarını gördük. Gelin isim gelinden gelincik olmuş. Buradaki cik nedir? İsimden isim yapım ekidir. Görmüş olduğunuz gibi gelinden gelincik olmuş. Yani artık bitki anlamında kullanılıyor. O yüzden anlamın değiştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla A seçeneğini elemiş oluruz. Kızılcık şerbeti içip kimseye belli etmezdi ifadesinde ise kızıl isimdir. Kızıldan kızılcık olmuş. Yine bu da isimden isim yapım ekidir. Kızıl kırmızıya yakın bir renkten bahsediyoruz. Onun koyusu da olabilir. Kızılcık ise arkadaşlar yine bir bitki örneği olarak karşımıza çıkar. Bakın burada da yapım eki olarak kullanılmış bir somut ad olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Geçen hafta bademcik ameliyatı olmuştu. Badem isim. Bademden bademcik olmuş. Bakın burada da cik cik eki isimden isim yapım eki olarak kullanılmış. Badem kuru yemiş. Bademcik dediğimiz zaman bir organ adı olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yukarıdaki açıklamaya uygun. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Anahtarı içeride unuttuğu için kapıyı maymuncuk ile açmıştı ifadesinde maymun isim, maymundan maymuncuk olmuş, isimden isim yapım eki almış. Bakın arkadaşlar anlamı değiştiriyor. Yine somut bir ad olarak bir araç gereç olarak kullanılmış. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise Ege Denizi'nde birçok adacık olduğunu söyledi cümlesinde. Bakın adacık kelimesine bakıyoruz. Buradaki cık cık eki cümleye ne anlamı katmıştır? Burada küçültme anlamı katmıştır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi adacık, adanın küçüğü, küçük ada anlamına gelir. Diğerlerinden farklı olduğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde edat görevli bir sözcük kullanılmamıştır? Gece gündüz durmadan ağladığım senin içindir. İçin sözcüğü burada edattır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Soğuk su ile yuyalar şöyle garip bencilliğin ifadesinde bakın ile burada nedir? Edattır. İlenin yerine V gelir mi arkadaşlar? Soğuk su ve yuyalar olmaz. Olmadığı için edat görevindedir. Bundan dolayı B seçeneğini elemiş oluruz. Yaz çiçeği gibi sen de solasın, solasın da benim gibi olasın ifadesinde. Bakın buradaki gibi sözcükleri nedir? Edattır arkadaşlar. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz.
Zulüm ne kadar karanlıksa o kadar aydınlıktır güneş de ifadesinde. Bakın kadar sözcükleri nedir burada? Edat görevindedir arkadaşlar. O yüzden D seçeneği de gider. Gül alırlar, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar ifadesinde herhangi bir edat olmadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bakardın bana küçük kızların kuşkusuyla. Topraktan köküyle çıkarılmış bir bitki gibi. Bu dizelerde yer alan ile ilgeçlerinin cümleye kattığı anlamlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar kuşkusuyla derken bakın burada nedir? İle edat görevindedir. Yine köküyle derken buradaki ile de nedir? Edat görevindedir. Şimdi bakmak fiil nasıl bakarmış? Kuşkuyla bakarmış arkadaşlar. Fiile sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı bize neyi verir? Durum zarfını verir. O halde burada ile edatı cümleye ne anlamı katmıştır? Durum anlamı katmıştır. Köküyle çıkarılmış ifadesinde ise bakın kökü ile yani kökü ile birlikte çıkarılmış anlamına gelir. Dolayısıyla ile edatı burada da cümleye birliktelik anlamı katmış. Birincisinde durum, ikincisinde birliktelik anlamı var. Seçeneklere baktığımızda bakın durum ve birliktelik ifadesini görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Edatlar kendilerinden önce gelen adla sözcük grubu oluşturur. Yalın hal, yönelme hali veya çıkma halindeki adlardan sonra gelir. Edatların oluşturduğu sözcük grubu cümlede yüklem, sıfat ya da belirteç olarak kullanılabilir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde edat kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. A seçeneğimiz dursun. Seni kara saplı bir bıçak gibi yüreğime sapladılar ifadesinde. Bakın gibi sözcüğü nedir burada? Edattır. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Vatan için her karış toprakta yatar bir şehit ifadesinde için nedir burada? Edattır. O yüzden C seçeneğini elemiş oluruz. Aşkla yazdım ruhumun her zerresine. Aşk ile derken burada ile sözcüğü nedir? Edattır. Çünkü yerine V getiremeyiz. Bundan dolayı D seçeneği denemiş oluruz. Her şeye rağmen kutsaldı acı çekmek. Burada da E rağmen sözcüğü nedir? Edattır. Bundan dolayı E seçeneğini denemiş oluruz. Fakat A seçeneğine baktığımızda sana güller getirdim kendi gönül bahçemden ifadesinde bakın hiç edat yok. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Edatlar kendilerinden önce gelen adla sözcük grubu oluşturur. Yaklaşma hali veya çıkma halindeki adlardan sonra gelir. Buna göre aşağıdaki edatlardan hangisi ötekilerden farklı bir hal ekinden sonra gelir? Göre edatı yaklaşma hal ekinden sonra gelir. Yani e göre şeklindedir. Karşılık bu da yaklaşma hal ekinden yani e karşılık şeklinde karşımıza çıkar. Özgü bu da E yaklaşma hal ekinden sonra gelir. E özgü olur. Yani kendine özgü örneğinde olduğu gibi. Rağmen bu da yine yaklaşma hal eki olan E'den sonra gelir. E rağmen şeklinde görürüz. O halde A seçeneği, B seçeneği, D seçeneği ve E seçenekleri hep yaklaşma hal eki alarak karşımıza çıkar. Fakat C seçeneğine baktığımızda ise çıkma halidir. Yani ayrılma hal eki olarak karşımıza çıkar. Den ötürüdür. Bundan ötürü örneğinde olduğu gibi. O yüzden C seçeneği diğerlerinden farklıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru. Dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan dükkanında tek başına gece gündüz kıvılcımlar saçarak çalışan Koca Ali tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir aslanı andırıyordu. Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir fiilimsidir demiş. Arkadaşlar girecek ifadesinde acak ecek sıfat fiil ekidir. Hatırlarsanız an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş ekleri neydi? Sıfat fiil ekiydi. Olmayan derken yine an en eki nedir burada? Sıfat fiil ekidir. Çalışan derken an en eki sıfat fiil eki olarak karşımıza çıkar. Konmuş derken mış miş eki sıfat fiil eki olarak karşımıza çıkar. Fakat saçarak ifadesinde arak erek nedir? Zarf fiilekidir. Diğerlerinden farklı olan fiilimsiyi sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız
C seçeneği olacaktır. 11. soru. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir diyor. Şiir yazmanın ilkelerini çok iyi bilen bir Ozan'dı cümlesinde, bakın şiir yazmanın ilkeleri, yazmanın ifadesinde sözcük fiil özelliğini devam ettiriyor. O halde yazmak fiil, buradaki mame ekinidir arkadaşlar, isim fiil ekidir. Ve ne kaynaştırma harfi, ın da nedir burada? Tamlayan ekidir. Yazmanın kelimesi burada karşımıza fiilimsi olarak çıkar. Kızlar başlarına tokat yazması bağlamıştı ifadesinde. Bakın burada yazma kelimesi kalıplaşmış ve artık bir varlığın adının yerini tutuyor. Yani Anadolu'daki ifadesiyle Yemeni kelimesinin yerini tutuyor. Kalıplaşıp bir varlığa isim olmuş olarak karşımıza çıkar. Kimse yazmasa da ben yine yazacağım ifadesinde, bakın burada da yazmak fiil mame ekinidir arkadaşlar. Olumsuzluk ekidir. SSA'da şart ekidir. Burada da yazmasa ifadesi fiil olarak kullanılmıştır. Seçeneklere baktığımızda fiilimsi, kalıcı at ve fiil demiş. Biz de bunu açıklamıştık. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda yukarıdaki altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Geçmişin izlerini silmek hiç de kolay değildir ifadesinde. Bakın burada geçmekten geçmiş olmuş ve sıfat fiili kalmasına rağmen sözcük kalıcı isim olarak karşımıza çıkar. Kalıplaşmış bir isim olarak karşımıza çıkar. O yüzden de geçmiş ifadesi burada isim görevindedir. Geçmiş günleri şimdiden çok özlemişti. Gün isim, nasıl günler, geçmiş günler. İsimlere sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için buradaki geçmiş sözcüğü de niteleme sıfatı görevindedir. Zaman nasıl da geçmiş fark etmeden ifadesinde geçmek fiil, bakın buradaki miş nedir? Öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. Dolayısıyla kipeki aldığı için geçmek sözcüğü burada karşımıza fiil olarak çıkar ve fiil görevindedir. Seçeneklere baktığımızda bakın isim, fiilimsi ve fiil demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çünkü biz de bu şekilde açıklamıştık. Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.